Zorlu bir süreçti yani bizim açımızdan da sürekli o salona gelip gelmek ve sürekli gündemde tutabilmek bu meseleyi. Ama sonuçta orada arkadaşlar da şey yaptı yani bir tarafta devlet bir tarafta Kürtler ve dostları. Yani o herhangi bir dava değil aslında gerçekten. O gerçeklik hani devletin bütün kurumlarının dahil olduğu, müdahil olduğu bir dava sana ilk et balık kurumundan Diyanet'e, İçişleri Bakanlığı'ndan MİT'e, genel kurmaya yok bu kadar geniş bir kapsamlı. Mahkeme salonunda da söylediğim için yani devlet Kürtlere karşı bir dava ve o dava esas da HDP'nin kapatılması, Kürtlerin demokratik siyaset alanında dışlanması, çözüm sürecinin aslında yargılanması, bütün bunlar o şeyde kapsamlı tartıştık ama orada bence devlet istediğine ulaşmadı büyük bir hem kadın direnişi, aslında büyük bir direniş vardı. Herkes kendi durduğu noktadan, yani bileşenlerimiz açısından da, hani sosyalist yoldaşlar kendi durduğu nokta, Kürt siyasi hareketinden arkadaşlar kendi durduğu noktada, HDP siyasetini savundu bence en kıymetli şey bu. Tabii yine de ağır cezalar verdiler arkadaşlara, eş başkanlarımıza 30-40 yıl, diğer arkadaşlara 20 yıl. Aslında sizlere de yani hukukçu arkadaşlara da büyük görev düşüyor. Yani işimiz bitmedi. Muhtemelen işte istinafta mı döner, yani istinafta dönebilmesi için biraz daha kamuoyu yaratmak gerekir. Yani gerekçeli bir karar oluştuktan sonra muhtemelen biz bir araya gelip hem Kobani davasında yargılanmış şu an tarihi olan arkadaşlar açısından hem de hukukçu arkadaşlar hem parti ile birlikte bu işi yeniden gündemleştirmeye ihtiyacımız var. Adım adım bütün topluma yayıldı. Sadece cezaevlerinde değil ama şu an S tipleri, Y tipleri, özel güvenlikli yani şeyler bir şekilde İmralı cezaevindeki sistemin topluma yayılmasıdır. Yani düşünün 10-15 bin kişilik kampüs cezaevleri var. Oralarda bir başka bir şey inşa ediliyor ve bu tip tutsaklara karşı negatif bir uygulama. Yani 5275 sayılı yasayı bile uygulamayan, askıya alan, idare gözlem, yani özgürlüklerini bile idare gözlem kurulu kararına bağlı bir sistemle karşı karşıya düşünün. Yani yasal ceza almış 5275 sayılı kanuna göre 4'te 3'ünü yatınca tahliye olması gerekir. Ama bu tahliye hakkını bile elinde alan bir şeyle karşı karşıyayız. Ama İmralı'da çok daha özel bir şey var. Hiçbir şey uygulanmıyor yani. İşkence sistemi diye tecrit işkencedir. Ama tecrit ve izolasyon, mutlak tecrit ve izolasyon insanlık suçudur. Ve bunu insan hakları savunucuları, hukukçuların çok daha güçlü ifade etmesi gerekir. Siyasetçilerin de tabii bu hukuksuzluğa, çünkü siz bir yerde hukuksuzluğa yol verdiğinizde İmralı'daki bu tecrit sistemi devlet tarafından süreklileştirilecek bu adım adım bütün şeylere yayıldı. Cezaevler. Sadece cezaevine değil, topluma da yayıldı yani. Herkes birbirinden tecrit edildi, kutuplaştırıldı. Dolayısıyla bu İmralı işkence sistemi, İmralı'daki mutlak tecrit ve izolasyon politikasına karşı da bir mücadele yürütmek lazım. İşte umut hakkını sanırım Avrupa Birliği gündemine aldığı karar ne oldu bilmiyorum ama yani mesela bu umut hakkının uygulanması konusunda çünkü Sayın Öcalan uygulanmadığı için diğerlerine de uygulanıyor. Yüzlerce araştırmış. O zaman itiraz olmadığı için de şu an evet. Yani şimdi düşünün, şeyde ölünceye kadar diye yazıyor infazlarında şey. Böyle bir şey olamaz yani insan hakları açısından birlikte. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki sözleşmesinde insanların umut hakkı vardı. Size bu hakkı onun elinden alamaz. Ama Türkiye bu hakkı da elinden aldı. Dolayısıyla bu tecritte karşı, cezaevlerdeki hak ihlallerine karşı ciddi bir şey yapmalı gerekiyor. Mesela cezaevlerinde sohbet hakkı yok, spor hakkı yok. Normalde haftalık 10 saat hakkı var. Ama bu hakların hiçbiri kullanılmıyor. Ya da sürekli aynı odalar. Odalarda diyor ki senin sohbet hakkın var. Tek başına aynı odada çıkacaksın. F tiplerinde 3 kişi, S tiplerinde, Y tiplerinde birer kişi kalıyor. Yani korkunç bir şey. Aslında hani sonra da diyor ki kendisi çıkmadı. Yani bu da böyle bir kılıfa uyduruyor. Diyor kendi çıkmadı. Aynı oda niye çıksın yani? Sohbet hakkı dedi. Başka odalardaki tecrit o kadar derin ki hukuksal hiçbir hakkı erişemiyorsun. Yani orada iki kural geçerli. Bir devlete haklıdır. İki tutukluların, mahpusların haklı olduğu durumda birinci madde geçerli. Yani her durumda devlet bütün hakları ihlal ediyor. Yani, bir, yani hukuk mücadelesinde bunu sadece ÖHD'nin şeylerini takip ediyoruz. Cezaevleri raporları var. Hani dönem dönem açıklamalar yapıyor. Ama bunu yetmez. Bunu bir mücadele şeyine dönüştürmek gerekir diye düşünüyorum.
mesela adli mahpuslar açısından durum çok daha vahim. Kadınlar açısından söylüyorum. Haklarını bilmiyor mesela.